Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen eğilimdeki sanatçılardan değildir? 1940-1960 yılları Cumhuriyet döneminde konu çeşitliliği artmış, daha çok gözleme dayanan hikayeler yazılmıştır. Bu dönemde Aka Gündüz, Bahattin Özkişi gibi sanatçılar milli dini duyarlılığı yansıtan hikayeler yazmışlardır. Bu eğilimdeki yazarlar hikayelerde Milli Mücadele, Doğu Batı Çatışması, Ahlaki Bozukluklar gibi konuları ele almışlardır. Mustafa Miyasoğlu bunlardan biri arkadaşlar. Semiha Ayverdi, Rasim Özdenören, Nazan Bekiroğlu bunlardan bir tanesi. Fakat Samim Kocagöz daha çok e, toplumcu, gerçekçi bir yazarımızdır. Bu yüzden cevabımız Denizli Şıkkı. Aşağıdaki yazarlardan hangisi bu eserlerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez? Bakıyoruz arkadaşlar. Bir Çınar Vardı isimli eser kimin eseri? Bahattin Özkişi. Yani şöyle karşısına Bursa şıkkını yazıyoruz. Abdurrezzak Efendi'ye baktığımızda arkadaşlar Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun dolayısıyla şöyle Adana şıkkında yazdık. Rozalya Ana Eserine baktığımızda sevin çokumun denizli şıkkını şöyle yazıyoruz arkadaşlar ve bunları eliyoruz tabii ki. Devam edelim. Bu toprağın kızları aka gündüzün arkadaşlar C şıkkında eliyoruz. Cevabımız Edirne. Bu parçaya göre Mustafa Kutlu'nun Sır kitabındaki söz konusu anlatıda tekniklerinden hangisine yer verilmiştir? Mustafa Kutlu Sır kitabında Ahmet Hamdi Tanpınar'dan alıntı yapar ve anlatıcı Ahmet Hamdi Tanpınar'a şiir için teşekkür eder. Her şey yerli yerinde, bir dolap uzaklarda, bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan, eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi. Her şey yerli yerinde, masa, sürahi, bardak. Sağ olasın Tanpınar, her şey yerli yerinde, güzel. Arkadaşlar, Tanpınar'dan alıntı yapması metinler arasılıktır gördüğünüz gibi. Diyalog söz konusu değil, zamanda geri dönüş de yok. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı. Yukarıdakilerden hangisi? Milli ve dini duyarlılığı yansıtan hikayelerin bir özelliği değildir. Sosyal ve kültürel farklılıklar üzerinde durma doğru. Milli kaynaklardan, Türk mitolojisinden, destanlardan etkilenme doğru. Din olgusunu öne çıkarma, dini yaşama ait unsurlara sıkça yer verme. Gerçekçi betimlemeler yapma. Merak unsuru yüksek olan Chekhov tekniğini kullanma. Hayır arkadaşlar Chekhov tekniğinde aynı zamanda merak unsuru yüksek de değil ve e, milli bedeni duyarlılığı yansıtan yazarlar bundan etkilenmemişlerdir. Tam tersi olay hikayesinden etkilenmişlerdir. Bu yüzden cevabımız Edirne. Bu parçada tanıtılan öykücü aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatımızda özellikle kadın ve çocuklar için yazmış olduğu hikayeleriyle tanınmıştır. Hikayelerinde büyük şehirlerin ara sokaklarında yaşayan özellikle orta halli kadın ve genç kızların hayatlarını anlatmıştır. Osmanlı Devleti'nin çöküşünü neticesinde kaybedilen topraklarda yaşayan Türklerin acılarını anlattığı hikayelerinde milli duyarlılığın izleri görülür. Bir eski sokak şöyle adlı ilk öyküsü Hisar dergisinde yayınlanan yazarın diğer öykülerinden bazıları Ey Kağıçlar, Bölüşmek, Onlardan kalandır. Şimdi arkadaşlar baktığımızda sevinç çokumdan bahsediyoruz. Zaten şurada kadın ve çocuklar için diyor. Orta halli kadın ve genç kızların hayatı diyor. Ve eser isimlerine baktığımızda cevabımız Adana Şıkkı, Sevinç Çokum. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta 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 öykülerinde tasavvuf ve klasik metinlerin temalarından yararlanarak tümüyle tarihsel, dönemsel olaylara, durumlara, olgulara eğilir. Onun öykülerinin yüzü geçmişe, tarihe dönüktür. O tarihi insanların acıları, sevinçleri arasında gezinir. Tarihten yansıyan insanlık hallerinin sesi, dili olur. Çeşitli dergilerde çok sayıda bilimsel makale, deneme ve Öyküsü yayınlanan yazar 2006'da Camırmağı Taş Gemi adlı hikayesiyle Türk Yazarlar Birliği Hikaye Ödülü'nü almıştır. Nun masalları tanınmış eserlerindendir diyor. Tasavvuf ve klasik metin bu önemli. Camırmağı Taş Gemi, Nun masalları önemli arkadaşlar. Kimden bahsediyoruz? Nazan Bekiroğlu'ndan bahsediyoruz. Cevabımız Bursa. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayrıt içinde verilen sanatçı ile ilgili değildir? Hikayelerinde dönüş ile ilk e, iki onbaşı Birinci Dünya Savaşı ile ilgilidir. Şehitlerin duası hikayelerinde ise Sakarya Savaşı'ndan söz edilir. Hüseyin Nihal atsız doğru. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Fransızlar ve diğer batılı ülkelere karşı savaşanların anlaşılmaz bir şekilde asılmış olmaları ve bu durumu protesto etmek için 50 yıl evine kapanıp bir kasabada dünya çapında gül yetiştiren adam. Rasim Özdenören doğru. Rozalya Ana yazarın İstanbul'a öykülerinden farklı olarak Kırım'dan, Anadolu kent ve köylerinden görüntüler taşıdığı son kitabıdır diyor arkadaşlar. Semiha Ayver'de yanlış tabii ki. Rozalya Ana kimin eseri arkadaşlar? Sevinç Çokum'un. Şöyle Sevinç Çokum. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Tanzimat öncesi hikaye gelinliği dayalı yeni bir hikaye formu arayışı içinde görülen yazarın ilk kitapları. Ortadaki adam ve gönül işidir. Mustafa Kutlu bu da doğru. Gelenek, ahlak ve milli değerlere yapılan vurgunun öne çıktığı hikayelere yeni arayışlardan uzaktır. Yazarın içinde eğil ağaçlar, bölüşmek, onlardan kalan gibi eserlerin bulduğu 10 kitabı vardır. Bu da doğru. Cevabımız C şıkkı. Bu kitap tanıtımında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Mavette bir gece kategori hikaye yazarına birazdan bakacağız. Yayın evi kubbe altı. Yayın yılı 1940 Benim aşkım senden çalınmış bir nüsha Senin güzelliğin benim aşkımın tarifidir Söyle sevgilim Niçin bu kadar yakınımdasın Halbuki gözün görebilmesi için Araya bir mesafe girmesi lazımdır Hiçbir göz kendisiyle temas halinde olan Bir varlığı göremez Bu aşırı yakınlıkta Aynen aşırı uzaklık gibi bir nevi perdedir. Fakat niçin bu yakınlık zevkini gözümün zevkine değişeyim? Niçin seni görmek için uzaklık acısına katlanayım? Her zerrem görücü bir göz. Bütün vücudum göz kesilmiş bir alet değil mi? Şimdi arkadaşlar baktığımızda Mabette Bir Gece Kimin Eseri? Semiha Ayverdi'nin eseri. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Numaralanmış cümlelerin hangisinde milli ve dini duyarlılığı yansıtan hikayelerle ilgili bilgi yanlış vardır? Milli edebiyatın devamı gibi algılanabilecek bu eserde Anadolu e, savaş yılları, geleneksel değerler, milli motifler, ahlaki hassasiyetler, milli kültür ve tarih bilinci ön plandadır. Doğru. Geçmişimizdeki kültürel zenginlikler, dini hassasiyetler, İstanbul'un geleneksel ve sosyal dokusundan kesitler işlenmiştir. Doğru. Din duygusunun ön planı çıkarıldığı eserlerde dini, yaşama ait unsurlar, iç huzur, İslamiyet'in birey üzerindeki olumlu etkileri anlatılmıştır. Tamam. Tamam. Hikayelerde yazarlar bir ana fikri savurmuş, bu ana fikri kahramanlar üzerinden vermeye çalışmışlardır. Anlatılanlar yoluyla okuyucunun bilinmezliğe, belirsizliğe sürüklenmesi genel bir uygulama olarak kabul görülmüştür. Yanlış arkadaşlar, anlatılanlar okuyucuyu belirsizliğe sürüklemez. Böyle bir özelliği yok. Cevabımız edirne. Eserlerinde kişisel gelişimi destekleyen, ileritilere yer veren Mustafa Kutlu'nun çeşitli hikayelerinden alınan bu parçalarda aşağıdaki iletilerden hangisi yer almaz? İnsanlar ne olursa olsun umudunu kaybetmemeli, alışkanlık derecesine varacak davranışlara dikkat edilmelidir, bütün olumsuzluklara rağmen hayat devam etmelidir, yapılan bir işin insanlığın yararına olmasının düşünülmesi gerekir, insanın iç dünyası bedeninden daha önemli olduğundan insan iç dünyasını iyi bilmelidir. Hani bazen gazetelere akseder, dilenci yakalandı veya hastalandı, üzerinden inanılmaz miktarda para çıktı falan diye. Madem bu kadar parası var, adamın neden doğru dürüst yaşamıyor? Hala şuna buna el açıyor. Bu bir yaşam biçimidir bir psikolojik durum, bir alışkanlık hatta bir hastalık diyor arkadaşlar. O zaman nedir bu? Rüzgarlı Pazar'da anlatmış olduğu alışkanlık derecesine varacak davranışlara dikkat etmek. Hayır, böyle bir belde yok. Harama bulaşmamış bir yer yok. Dünyanın her yerinde hırıltılı kadın sesi. Her sokaktan İrin akıyor. Babası, amcası, berber Selahattin öldüler. Yaşanan mekana ve zamana verilen bu fevkalade ehemiyetten kurtulmalı. Dışarıda olup bitenlerden sıyrılmalı. Varsın, Eskişehir bütün çarşıları ile yerle yeksan olsun yoksulluk içimizde. Bir kenarda dursun arkadaşlar. Fakat şöyle de diyebiliriz değil mi aslında? Babası amcasıyla beraber Selahattin öldüler. Ee, yaşanan mekanı ve zamana verilen bu fevkalade ahemiyet, ehemmiyetten kurtulmalı. Dışarıda olup bitenlerden sıyrılmalı. Varsın eski şehir bütün çarşıları ile yerle eksan olsun. Yani bütün olumsuzluklara rağmen aslında hayatın devam ettiğini anlatmaya çalışmış. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Ama insan sadece kaştan, gözden, gövdeden mi ibaret? Ayna dediğin taşı, toprağı, evi, sokağı da gösteriyor. Mühim olan vücudun içini görebilmek, kalbin aynasında ne varsa ona ulaşabilmek. Ne demişler? Kendini bilen Rabbini bilir. O zaman diyor ki arkadaşlar ayna değil yani sadece dış görünüş değil kişinin iç dünyasını da iyi bilmek gerekiyor diyor. Dolayısıyla Edirne şıkkında eliyoruz. Kısa süren hafif bir sarsıntı gibi gelip geçti ölüm, gökyüzü yeniden maviye boyandı, korna sesleri yeniden duyuldu. Halen umut var ne olursa olsun. Çünkü kısa sürdü bu sarsıntı demek istiyor. Bunu da eliyoruz. Cevabımız Denizli şıkkı.